Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım, Allahu Teala Celle Celaluhu Celle Şanuh bizleri rızasından ayırmasın. Allah'ım bizleri affettiği kullarından eylesin. İnşallah sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün size inşallah Vakıa suresinin faziletlerinden biraz bahsedeceğim. Vakıa suresini okuyacağız inşallah, siz de dinleyeceksiniz. Vakıa suresi Kur'an-ı Azimüşşan'ın 27. cüzünde yer alan muazzam faziletleri olan bir suredir. Harika bir şeydir Vakıa suresi. Bilhassa arkadaşlar, maddi sıkıntısı olan, maddi problemi olan, borca derde düşmüş, o maddi sıkıntıların altında ezilen, bir çıkış yolu arayıp o çıkış yolunu bulamayan kardeşlerimiz ne yapmalılar? Bu Vakıa suresini arkadaşlar okumalılar. Bakın, Vakıa suresinin bildiğiniz gibi fakirliği def etmesiyle alakalı, Allah Teala'nın rızık kapılarını açmasına vesile olmasıyla alakalı, zenginliği efendim celbetmesiyle alakalı çok büyük fazileti vardır. Özellikle tabii ne var burada? Düzenli bir şekilde okumak lazım. Mesela hadis-i şeriflerde şey diyor. Vakıa suresini okumaya devam eden kişiler fakirlik yüzü görmezler diye ifade ediliyor. Anladın mı? Düzenli okuyacaksın. Her gün okuyacaksın. Zaten Vakıa suresi dediğimiz sure kaç sayfa? Yarım sayfa burada. İki, iki buçuk, üç sayfa. Yani şu üç sayfayı hayatının merkezine alacaksın bir kere. Abi her akşam. Zaten bunu bir Müslüman mesela 5 dakikada bir sayfa okuyorsa 3 sayfayı 5, 10, 15 dakikada okur. Bunu okuya okuya biraz hızlanacağı için göz alışıyor. Bismillah. İza vakaatil vakıah leysa li vakaatiha kazibe hafizatur rafiah iza ruccetil ardu racca ve busretil cibalu bessa diye böyle biraz hızlanmaya başlayınca bu sefer artık dakikada 2 sayfa okumaya başlıyorsun. 2 dakikada bir sayfa okumaya başlıyorsun. Anladın mı? Bir sayfayı 5 dakika, 4 dakika, 3 dakikada indiriyorsun. Haliyle ne oluyor biliyor musun? Vakıa suresinin baştan sona 6 dakika, 7 dakikada, 10 dakikada okuyorsun ya. Olsun 1 saat ne olur ki? Her akşam yarım saatini. Niye ayırmıyorsun Kur'an'a? Hem sevap kazanacaksın. Her harfine 10 sevap var diyor. Ondan sonra hem de diyor ki bak hadis-i şerif bu Vakıa suresini diyor okumaya devam edenler fakirlik yüzü görmezler. Allah onları hayatı boyunca sorun sıkıntı içine düşürmez. Her sabah okuyun, her akşam okuyun. Günlük mutlaka yani sabah müsaitsen sabah, akşam müsaitsen akşam. Ama her gün olsun arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz gerçekten maddi manevi her anlamda rızkınız, bereketiniz, kısmetiniz açılır. Hem de olaylara aklın sırrın ermez. 40 gün boyunca devam etsen var ya fark etmeye başlarsın. Mesela Vakıa suresinin size bir faziletini söyleyeyim. Çok enteresan. İkindi namazını kıldıktan sonra ara vermeden yani dünya kelamı konuşmadan hemen Kur'an'ını alıp 14 tane Vakıa suresi okuyana bolluk bereket diyor yağmur gibi yağar. Bak bak bolluk bereket yağmur gibi yağar. Kardeşler bu sureyi okuyanların işini Mevla kolaylaştırır. Allah Resulü Aleyhisselam akşam namazlarından sonra bu Vakıa suresini okumayı tavsiye etmişler mübarek. Fakirlikten, yoksulluktan kurtulmak isteyenler, rızık, bolluk ve bereket isteyenler akşam namazından sonra Vakıa suresini okumaları uygundur. Ve buna düzenli bir şekilde muntazaman devam ederseniz inşallah etkisini görürsünüz kardeşler. Ölüm döşeğinde olan kişilere olan okunacak bir sure mesela Vakıa suresi Münker Nekir meleklerinin suallerinin kolaylaşmasına vesile olur diye alimler bunu aktarmışlar kardeşler. Allah Teala tehlikelerden, sıkıntılardan da halas eder diye de yine ifade ediliyor kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu bizleri de bu güzel faziletlere nail eylesin. Şimdi Vakıa suresini okuyalım biraz. Siz de benle beraber takip edebilirsiniz veya dinleyebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, Allah kabul eylesin diyelim şimdiden. Hadi gelin beraber bir okuyalım. Bismillah.
وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موطونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح منضود